osiloskop neyi ölçüyor? Şu anda önümde bir adet 3 fazlı motorum var. Fazlardan bir tanesinin üstüne 0.310 civarında bir wattlı direnç ekledim. Osiloskopu da bu wattlı direncin uçlarına bağladım. Aslında ben ne yapıyorum? Wattlı direncin uçlarındaki gerilim düşümüne bakıyorum. Ohmik direnç olduğu için bu gerilim düşümü bana motorun akım grafiğini veriyor. Tabii burada osiloskopun üstünde amper olarak ölçümü yapmayacağım. Burada düşen gerilim değeri neyse, kaç milivoltsa onu göreceğim. Şimdi şurada bana maksimum noktasını verecek. Şu anda mevcut üzerindeki parazitlerden kaynaklı 4 milivolt civarında bir şey var. Gerilim var. Biraz sonra enerjiyi verdiğimde ilk başta bir salınım yapacak. O yol alma akımı. Daha sonra anma akımına düşecek ve o şekilde devam edecek. Enerjiyi vereyim. Şu şekilde yapacağım deneyi. Motorun mili bir boştayken çalıştıracağım. İkinci çalıştırmada motor milini tekrar kilitleyeceğim. Elimle yük oluşturacağım. O şekilde çalıştıracağım. Sıralı yaptığım zaman olmadı. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan ölçümlerim etkileniyor. O nedenle boşta ve yüklü çalışmaları peş peşe yapacağım. 59 milivoltluk bir pik değeri var. Şu yol alma akımıydı. Şimdi normal akımına düştü. Devam ediyor. Kapattım. 59'du demin. Milini durdurayım. Şimdi milini 50 yükleyerek çalıştıracağım. 60. Mili kilitliyorum. Daha sonradan serbest bırakıyorum. Kapadım. Milin bu ara durmasını bekliyorum tam olarak. Çünkü jeneratör olarak dejeneratif çalışmasını istemiyorum. Durdu. Çalıştırıyorum. 44 milivoltluk bir gerilim düşüm var. Dirençte. 56. Durduruyorum. Boşta çalıştırıyorum. 52. Durduruyorum. 'Tan sonra osiloskopuna bakıyor. Düşsün orası bir 4 milivoltlara. Düşsün. 63. Boşta. 45. Yüklü 55. Şöyle söyleyeyim. Motorun yol alma sırasında çekmiş olduğu akım, yüklü ve yüksüz, birbirine çok yakın değerler. İşte 45 çekiyorsa 47, 47 çekiyorsa 50, 50 çekiyorsa 54. Birbirlerine çok yakın değerler gördük. Şunu beklerdik. Yol alma akımı, asenkron motorun yol alma akımı yükle birlikte değişsin. Yani asenkron motor tam yükündeyken yol alma akımı 6 misli akım çeksin. İşte boşta çalışırken 2 misli akım çeksin. Boşta çalışmasıyla yüklü çalışması arasında çok ciddi bir fark burada göremedik. Peki bu neden kaynaklanıyor? Elimde Ayamot motorun bir asenkron motor kesti var. Bunun üstünden anlatmaya çalışayım. Bununla ilgili asenkron motor nasıl döner diye bir video çekmiştim. Orada stator sargılarında döner alanın nasıl oluştuğunu anlatmıştım. İşte rotorun da bu stator alanını nasıl mıknatıslanarak takip ettiğini detaylıca anlatmıştım. Kısa bir giriş yapacağım. Ondan sonra asenkron motorların kalkış akımı neye bağlı onu anlatmaya çalışacağım. Burada benim stator sargılarım var. Örneğin bunun iki kutuplu bir asenkron motor olduğunu düşünelim. 3 faz iki kutuplu bir asenkron motor olduğunu düşünelim. Burada stator sargılarım var. Ve stator sargılarına ben 3 fazı verdiğimde stator sargılarımda 3000 devir bölü dakikalık bir senkron devir oluşuyor. Bir manyetik alan oluşuyor. Ortasında da ne var bunun? Rotorum var. Rotorun üstünde kısa devre çubuklarım var. Bakın şunlar kısa devre çubukları. Ve bu rotorum saç paket halinde statorun tam ortasında yataklanmış bir durumda. Şimdi ne oluyor? Ben enerjiyi verdiğim anda, asenkron motora 3 fazı verdiğim anda stator sargılarında 3000 devir bölü dakikayla bir döner alan, bir manyetik alan değişimi oluşuyor. Şimdi
Bu 3000 devir ve dakikalık en yüksek oluşan manyetik alan, değişen manyetik alan rotor çubuklarımı kesiyor. Rotor çubukları üzerinde bir gerilim indikleniyor. İndiklenen bu gerilim, bu çubuklar kısa devre olduğu için bir akım dolaştırıyor, kısa devre akımı. Ve oluşan bu kısa devre akımı bu rotorun saç paketinin mıknatıslanmasına, dolaylı yoldan mıknatıslanmasına neden oluyor. Ve burada oluşan manyetik alan, stator manyetik alanını ne yapıyor? Takip ediyor. Şimdi çalışma mantığı bu. Peki ilk kalkış anında ne oluyor? Stator sargılarına ben enerjiyi verdim. Stator sargılarında şu anda dakikada 3000 tur atacak şekilde bir döner alan oluştu. Ve ilk verdiğim anda rotor şu anda ne yapıyor? Duruyor. Rotor duruyor. Rotorun milinde yük olsa da bu rotor duruyor. Rotorun mili boşta olsa da duruyor. Yani ilk kesilmede rotor durduğu için stator döner alanının manyetik alanıyla rotor durduğu için aradaki fark 3000 devir bölü dakikalık bir değişim. Tekrarlıyorum, rotorun ucu boşta da olsa bu rotor zaten duruyor. Milinde bir yük olsa da ilk anda bu duruyor. Ve ilk kesilme bu durduğu için 3000 devir bölü dakikalık bir fark da oluşuyor. Bu nedenle rotorun mili boş olmuş ya da rotorun milinde bir yük olmuş, bir şey değişmiyor. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında rotorda da mıknatıslanma oluştuğu için dönmeye başlıyor. Örneğin 100 devirle dönmeye başlıyor. Aradaki fark 3000'den 2900'e, 500'le 2500'e, 1000'le dönerse rotor, aradaki fark 2000'e düşüyor. Aradaki fark düştüğü için değişen manyetik alan, yani aradaki fark düştüğü için rotor çubuklarında indüklenen gerilim düşüyor. İndüklenen gerilim düştüğü için de rotordan geçen akım en sonki kuplaj akımına, yani işte takip edebileceği şekildeki mıknatıslama akımına kadar düşüyor. Olay şu, eğer rotorun mili boş olursa bu rotor yüksek devirlere çok hızlı bir şekilde çıkar. Eğer milinde yük olursa bunun, milin ataletini yenerek bunun stator döner alanı takip etmesi için geçen süre artar. Yani kalkış zamanı, kalkış süresi artar. Ama asenkron motorun kalkış akımının misli değişmez. Çünkü ilk olarak en pik akımı devreye girdiği anda çektiği pik akımı anında rotor duruyor. Milinde yük olsa da duruyor, mili boşta da olsa duruyor. Mili boştaysa kalkış süresi kısalır. Kalkış süresi kısaldığı için daha çabuk işte kendi rotor devrine gelir. Milinde yük varsa kalkış süresi uzar. Yol alma zamanı uzayacaktır. Bir de şöyle bir şey var. Asenkron motorlar kalkışında 6 misli akımla 6 saniye yol alır diye bir akılda kalan bir şey var. Bu bir örnek. Bunu ders notlarında ben de kullanıyorum ama orada açıklamamı da yapıyorum. Şimdi asenkron motorun kalkış akımını değiştiren şey nedir? Asenkron motorun kalkış akımını değiştiren şey rotor çubuklarının durumudur. Derin oluklu, yüksek reaktanslı eğer rotor çubuğuyla bu motorun rotoru oluşturulmuşsa, ki bu bir konstrüksiyon konusudur, bunun yol alma akımları 4-4,5 misliyle sınırlı alacaktır. Çünkü rotorun endüktansı yüksek olacak. Endüktansı yüksek olduğu için rotor çok yüksek akım çekemeyecek. Bu aslında bir trafo gibi. Rotor akım çektikçe stator sargıları akım çekiyor. Eğer ben buradaki rotor akımını sınırlayabilirsem, ki rotor sargılı asenkron motorların kalkış mantığı da oydu, bu akımı sınırlayacak olursam bir trafo gibi, eğer sekonderden siz çekmiş olduğunuz akımı düşürürseniz primerden de çekmiş olduğunuz akım düşer. Yüksek reaktansı yaparsam kalkış akımı, bunun reaktansı yüksek olduğu için, yani çubukları biraz daha merkeze alıp damla şeklinde aşağı doğru yapacak olursam bunun direnci artacaktır. Direnci arttığı için rotor akımı düşecektir. Kalkış momenti yüksek olacaktır. Rotor akımı düştüğü için de stator sargıları daha az akım çekecektir. Bu bir konstrüksiyon konusu. Yok, adi çubuklu, yani normal bildiğimiz resimlerini gördüğümüz, işte bunlar yuvarlak yuvarlak çubuk ve yüzeyde bu şekilde gözüküyorsa, bunların kalkış akımları yüksek olacaktır. İşte onların kalkış akımları 6 mislini bulabilir. Hatta 8 mislini bulanlar da vardır.
Burada tekrar söylüyorum. Rotorun kalkış akımı milindeki yüke bağlı değildir. Milindeki yük sadece kalkış süresini uzatır. Rotor akımı, motorun kalkış akımı rotor konstrüksiyonuna bağlıdır. Yüksek reaktanslı derin çubuklu motorlarda bu 4,5 mislidir. İşte adi kafesli normal standart tipi kafes, eğer rotor kafesiniz varsa bu işte 6-8 misli olacaktır. Yol alma süresi 6 saniyede diye bir şey yok. Milindeki yüke bağlı olarak 15 dakika 20 dakika yol alan büyük güçlü asenkron motorlarda vardır. Hatta o asenkron motorların yol alma zamanında işte termik manyetik koruma sistemleri varsa onlar açma yapmasın diye örneğin aşırı akım rölelere akım trafosu için doygunluğa erken giden nüvesi akım trafoları ile mesela onlara yol verilir. Onların koruma sistemleri mesela daha uzundur. Asenkron motorlarda kalkış akımının durumu bu şekilde.